Herkese merhabalar. Tapir Keste hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok değerli bir misafirimiz var. Aslında bugüne kadar pek sosyal platformlarda görmeye alışkın olmadığımız bir isim kendisi. Genelde yayında ve yapımda denir ya, yapım tarafında olmayı tercih ediyordu bugüne kadar. Gerek yaptığı işlerin gerekliliği olsun, gerek de akademik çalışmaları olsun arka plandaki süreçte kalması gerekti. Fakat kendisinin desteğini bugüne kadar hep yanımızda hissettik. Yaşadığımız her türlü sorunda, podcast dağıtımı, yayını, düzenlenme sürecinde de, kendi yaptığımız çalışmaların süreçlerinde de kendisi bize çok yardımcı oldu. Bugün Özgür Alıcı bizimle birlikte. Kendisi Tapir Lab'ın son mezunlarından, aynı zamanda ilk üyelerinden. Salih Abi'den sonra, değil mi bildiğim kadarıyla? Salih, Salih Abi'den abi, sonraki Sezer. Sezer, sonra Sen. Zaten Sezer'in de Texas A&M University'ye Geçişinin de gidişinin de bilgilerini laboratuvarımızın sayfasına ulaşabilirsiniz. Özgür, Özgür abimiz ya da dönem olarak bizden üstü olduğu için Tapir'in ilk üyelerinden ve son doktora çalışmasını yapmak üzere yurt dışına giden üyelerimizden. Hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk. Ya bu kadar beni övdüğün için teşekkür ederim ama hiç o kadar hani, hani övdüğü kadar değil bence bana kalırsa. Kendisi çok mütevazidir ee, ama saymadığımız kadar yaptığı çalışmalar da var. Şu an hatta e, abi bilmiyorum söyleyebilir miyim ama en son bir makale üzerinde çalışıyordun. Yakın zamanda da gideceksin yurt dışına diyebiliyorum ki aslında daha erken gidecektin. Bu pandemiden kaynaklı senin işlerin de evet. aksadı ama işlerin teknik olarak aksamadı gitmek dışında. Çünkü sen bütün çalışmalarını buradan her hafta düzenli toplantılar yaparak... Ve gerekli ilerlemeyi göstererek buradan da işlerini yürütüyorsun. Kabulünü aldın. Hepimizi sevindiren bir e-posta geldi. Hayırlı olsun abi. Texas A&M University at College Station'dan elektrik mühendisi doktora programını tam burslu olarak kazandın. Tebrik ediyorum. Ve darısı başımıza deyip sözü sana bırakıyorum. Ben de bu podcast programına beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İstersen biraz sürecin başladığı yere gidelim. Lisans öğrenciliğinden başlayıp yüksek lisansın bitimine doktoraya giden süreçten bahsedelim bugün. Biraz lisans sürecinden bahseder misin bize? 2014 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğine başladım tam burslu olarak. İlk senenin yarı dönemine geldiğimizde yeni adıyla Tapir, eski adıyla da T-Lab olan laboratuara katılma şansı buldum. Asıl serüven orada başladı benim için. Çünkü okula ilk geldiğim zamanlarda sıradan bir öğrenci olarak geliyordum. Fakat laboratuvara girdikten sonra bu işin aslında ciddi bir iş olduğunu anladım ve ...o zamandan beri işi sıkı tutmaya çalıştım. Sıkı da tuttun. Biz... Yani sıkı da tuttum ve meyvelerini şimdi almış olduk. Abilerimiz gibi. Çünkü ben geldiğimde benden önceki abilerimiz vardı. Hatta biz başladığımızda... ...daha doğrusu biz başladığımız derken... ...ben geldiğimde Sezer abimiz vardı. Fakat Salih abimiz mezun olmuştu ve... Huawei R&D'de çalışıyordu. Ben başladığımda Sezer abimiz ve Burak abimiz vardı... Hatta şu an Sezer abimiz Texas A&M University at College Station'da araştırmalarını hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah biz de onun hızına yetişebiliriz diyelim. Biz aslında senin lisan sürecinin bitimine çok yakından tanık olduk. Ee, özellikle yaptığın bitirme projesindeki çalışmalarını biliyoruz. Orada da görüntü işleme tabanlı robotik kollar aracılığıyla atık ayıştırma sistemi yapmıştın. Oradaki çalışmalarının yoğunluğunu biliyorduk. Bu yüksek lisansta da devam etti. Sonrasında zaten şu an doktoraya kabul aldın doktora yapacaksın ve teknik olarak doktoran başladı diyebiliriz ve bu çalışman devam ediyor. Ama yüksek lisansta bu çalışmaların yanında ek olarak senin Sektörde de görev aldığın zamanlar oldu ki bu hemen hemen bütün yüksek lisans zamanını kapsıyor. Yani. Ee, birazcık da bize yüksek lisans döneminden bahsedebilir misin abi? Nasıl geçti, ne yaptın, çalışmaları nasıl ilerlettin, zaman yönetimini nasıl yaptın? Tabii ki de bahsederim fakat benim yüksek lisanstaki çalışmamın teminini oluşturan lisanstaki çalışmalarındı. Bu sebepten ötürü ilk önce lisanstaki yapılan çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Lisansta Laboratuvara başladığımızda, Hocalarımızın yürütmekte olduğu projelerde asistan araştırmacı olarak görev alma şansı elde ettik. Hocalarımız sağ olsun bizi bu araştırmaya kaptı ve bu sayede bir seriyi yakaladık ve devam ettirmeye çalıştık. İlk yaptığımız proje küçük ölçekti. Cihazların akustik ile kontrolüydü ve bu sayede bir makale ortaya çıktı ve ben daha 3. sınıfa giderken lisansımda bir konferansa katılıp bir makale sunabilme imkanı elde ettim. Bu makale sayesinde de akademik çalışmalarımıza resmi olarak başlamış olduk ve bir konferansa katılıp bu makale sunabilme imkanına sahip olduk ki hatırlıyorum Sezar abimle gitmiştim. İki gün geçmişti fakat o iki gün benim için çok böyle heyecanlı bir gündü. Çünkü ilk defa böyle bir yere gidiyorum ve orada hocalara bu projenin önemli ya da nasıl yapıldığını anlatmak cidden bizim için heyecan verici bir şeydi ve mutlu edici bir şeydi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam benim sunumumda değildi fakat benim sunumda çok az kişi vardı o yüzden çok fazla böyle kişilerden yorum alamadım fakat sizlerin sunumunda çok fazla kişi vardı çünkü ilk gündü hı hı. ve oradaki hocaların tepkisini çok olumlu yönledi. çünkü daha lisans seviyesindeyken doktora yapmış insanlarla aynı evet. derecede sunum yapmak büyük bir başarıydı ve biz bu şekilde başladık ve bunu devam ettirmeye çalıştık. Bu tabii ki bu da e, hocalarımızın sayesinde oldu çünkü e, hocalarımız bize bu projeye katmasaydı ve bizi sürekli destekleyip takip etmeseydi biz bunu devam ettiremezdik. Bu kültürün oluşmasında evet. aslında Tapirim hocaların katkısı çok büyük. En az sizin kadar payları olduğunu düşünüyorum çünkü burada bir kültür öğretiliyor insanlara ki bu da çok avantajlı bir durum. Lisansı da bu çalışmayla beraber sınıf birinciliği ve fakülte üçüncülüğü olarak bitirdik açıkçası bu çok büyük bir başarı değil. Fakat bana faydalı olan bir başarıydı. Çünkü yüksek sanatsal tambursu olarak devam edebilme bir şansı <laughs> yakaladım. Ve bu şekilde Tapillap'a iki sene daha devam edebilme. Gerçi yine devam ederdik fakat daha rahat oldu. Daha rahat oldu benim için. Ve yüksek sanatsal üniversitemizde yürütülen bir projede çalışma şansım oldu. Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı projesiydi. Bu projede çok yani proje içerisinde çok research yani araştırma yapmadan ziyade genellikle iş hayatına daha çok böyle girerek o yöndeki eksikliğimi tamamlamaya çalıştım. Endüstri odaklı oldu biraz. Açıkçası yani, Açıkçası e, aynen endüstri odaklı oldu çünkü bir laboratuvarın kurulumu bu projesiydi Hı. ve bu kurulum sürecinde akreditasyondan tutun da en küçük bir malzemenin alının alım sürecini bilene inceleme, kontrol etme gibi süreçlerde dahil olma Şansı yakaladın. Bildiğim kadarıyla oradaki makinelerin, algoritmaların çalışmasını öğrendin ve şirketlerle sürekli kontak halindeydin. Yani bu ürünleri, bu makineleri piyasaya pazarlayan şirketlerle de sürekli iletişim halindeydin. Evet. Ya çünkü proje bütçesi çok yüksek olmadığı için laboratuvarı, laboratuvarı malzeme alırken dikkatli davranmak zorundaydık. Bu sebeple birçok aletin hiç ilgili olmayan yerlerini bilene araştırdım. <laughs> yani çünkü yani dikkat etmemiz gerekiyordu. Sonuçta bir kere laboratuvar kuruluyor ve bu bu şekilde devam edecekti. Yani içerisinde ben olmasam bile ne? Benden sonraki gelecekler bu da kurumundan faydalanmalıydı. Evet. Bu sebeple de birçok firmayla, birçok şirkette, birçok üniversitedeki hocayla ne görüşme fırsatı yakaladım. Normalde belki bir öğrenci olarak e, bunları yakalayamazdım ama bu işte çalışarak bu tip fırsatları elde etmiş oldum. Ayrıca laboratuvar olarak paydaş olduğumuz Soma Sanayi Başkanlığı projelerinde de görev alma imkanı buldum. Ki bu iki projeyle laboratuvar olarak ülkemize katkı sağladığımız için açıkçası gurur duyuyorum. Tabii ki de bu süreçte yüksek da devam ettirmem gerekiyordu. Herkesin de bildiği gibi bu yüksek sansıda bir tez yayınlamamız gerekiyor. Ben de bu tez konumu adı biçimle ve... Haberleşme ile ilgili olan bir ortak konuda yaparak hem akademiye hem de benim çalıştığım bu sektörde bir çalışma yapmaya çalıştık hocanızla beraber. Ve çalışmanın sonucunda da Portekiz'de bir konferansta yayınlandı. Ve bu şekilde de yüksek lisans sürecini ve iş hayatındaki süreci noktalamış olduk. Doktora yapabilmek için tabii sonlandırmış oldum. Tabii ki de çünkü böyle bir fırsat doğunca daha doğrusu ya başvurmuştum önceden de gitmek istiyordum böyle bir fırsat doğunca da hemen değerlendirdim. Yani hemen değerlendirdim <laughs> Çünkü oradaki hem araştırma laboratuvarına dahil olmak ve ayrıyetten burslu bir şekilde doktora doktora eğitimimi devam ettirmek benim için çok büyük bir fırsattı. Açıkçası şöyle bir fırsatta vardı. Önceden beri çalıştığım Sezer abimin de orada olması beni ayrıyetten sevindirdi. Çünkü onunla beraber aynı şekilde eski günlerdeki gibi çalışmak evet. biraz hat eski anları e, yadeler gibi olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. Çünkü yani ben ona bakarak motive al alarak çalışıyordum. Aynı Hı -hı. şekilde devam edeceğiz. Çalışma lazım inşallah devam ettireceğiz. Bildiğim kadarıyla şu an çok yoğun bir çalışma içerisindesin abi. Hatta geceni gündüzüne katıyorsun gördüğüm kadarıyla. Bir makaleyi bitirmek üzeresin. Bu makaleyle birlikte de doktora çalışmaların artık resmiyet kazanmaya başlayacak. Birazcık bize bu makaleden ve olası doktora çalışmalarından bahsedebilir misin? Podcast'ın başında Okan'ın da belirttiği gibi ben normalde pandemiden Önce gidecektim fakat sonraya doğru sarkınca e, mecburen çalışmalarımızı uzaktan hocalarla birlikte iletişim halinde devam ettirdik. E, bu süreçte de ben de elimden geleni e, en iyisine verebilmek adına çok çalışmam gerekiyordu. O yüzden gece mi gündüzüme katmamın Hı -hı. en büyük sebebi bu. Evet. Sonuçta biz orada tapiri temsil ediyoruz. Kendimizi iyi bir şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Bu çalışmada her alanda kullanılan makine öğrenmesini e, haberleşmeyi ile bağdaştırarak çok kullanıcılığa verimli bir şekilde haberleşme ortamını sağlayan bir sistem tasarlamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu tasarlanmış bir sistemi bunu makine öğretisiyle birleştirerek daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Optimize etmeye çalışıyoruz. Optimize etmeye çalışıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim normalde bir bilgisayarın 5 saniyede hesaplayabileceği şeyi örnek veriyorum 1 saniyeye düşürmeye çalışıyoruz ki çok hızlı bir şekilde sonuç verebilsin. Hı hı. Ve bunu da her alanda kullanılan makine öğrenmesi e, yani machine learning dediğimiz makine öğrenmesini kullanıyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Umuyorum bu başarıların doktora sürecinde de devam eder. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Senden çok kısa yüksek lisans sürecindeki ve doktoraya doğru uzanan yolda olan insanlara söylemek istediğin veya aktarmak istediğin tecrüben veya bir tavsiyen olur mu? Ya bu işe girdiyseniz e, sevdiğiniz için girmişsinizdir. Sevdiğiniz işe de çok çalışarak devam ettirin ve kendinizi başarı elde ederek motive edin. Çünkü bu başarı dediğimiz şey inişli çıkışlarla dolu. Hata yaptığınızda bırakmayın, devam edin. Çünkü evet. eninde sonunda bu başarıyı elde edeceğinize inanıyorum. Klişe gibi olacak ama çalışmak, yani çok çalışmak başarının anahtarıdır. Yani çünkü başka bir çözüm yok bunun. Ve keyif alarak çalışmak. O zorluğu, baskıyı üstüne hissetmeden tamamen. Aslında çalışmak da olmuyor insanların hep söylediği. Ben keyif aldığım şeyi yapıyorum ve bu benim işim değil artık. Bu benim hobim. Sanıyorum işin sırrı burada. Kesinlikle öyle ama şöyle bir durum da var. Hani insanların genellikle benim de önceden yaşadığım. Bir işi yapmaya çalışınca sürekli hatalarla ya da anlamama gibi durumla karşılaşıyorsunuz ki bu bizim meslekte biraz Fazla olabiliyor çünkü her şeyin altında matematik yatıyor ve bu matematiği öğrenememe ve bunu nasıl yapıldığını düşünürken anlamama gibi ve bu anlama süreci bir hafta sürebiliyor. Fakat benim edindiğim tecrübe bunun peşini bırakmamak ve bunu sürekli devam ettirmek, zorlamak, zorlamak, zorlamak ve sonunda bir şekilde anlıyorsunuz. Yani Hı -hı. o nasıl anladığınızı anlamıyorsunuz cidden ama bir şekilde anlıyorsunuz onu. Sadece Süre bunu devam ettirmek ve birçok kaynağa başvurman gerekiyor yani. Süreklilik, çeşitlilik, azim. Aynen öyle. Süreklilik, çeşitlilik ve azim. Ve bu kadar yani. Evet. Başarının şeyi bu. Ben çok teşekkür ederim abi buraya kadar gelip bize bu kadar dar zamanında vakit ayırdığın için. Asıl ben teşekkür ederim. Ne demek? İnşallah doktordan sonra da e, evet. bir daha gelip bir daha podcast çekebiliriz. Umuyoruz. Ya da seninle podcast çekeriz. <gülüyor> 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 İnşallah. İnşallah. Yani seni davet ederek çekeriz. Anlamında evet, evet. Söylemek Hı -hı. Anladım anladım. Bugün Tapir Lab'in yeni mezunu Özgür Alaca bizimleydi. Kendisinin Texas A&M University College Station'dan aldığı tam burslu doktora kabulünden bahsettik. Ve kendisinin lisans, yüksek lisans süreçlerinden bahsettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı, mutlu ve iyi günler dileriz. İyi günler.